Bakın, geçtiğimiz Ekim ayında Mersin'de korkunç bir olay daha yaşanmıştı. Doktor Nida Nur Nergis, eski sevgilisi Ersin Karakuş tarafından tüfekli saldırıya uğramış, bir bacağı ampute edilmişti hatta. Karakuş'un genç kadını MİT personeliyim diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. İşte tehditkar o WhatsApp yazışmaları dava dosyasına eklendi. Karakuş için de akıl sağlığı raporu istendi. Mersin'de eski sevgilisine tüfekle 6 el ateş etmiş, bir bacağının ampute kalmasına neden olmuştu. O caninin genç kadını MİT personeliyim yalanıyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Eski sevgili dehşeti geçtiğimiz Ekim ayında Yenişehir ilçesinde yaşanmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi intern doktor Nida Nur Nergis, teknisyen olarak görev yapan eski erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğramıştı. Eski sevgilisinin üzerine kurşun yağdırdığı genç kadın her iki bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanmış. Sağ bacağı dizi üstünden kesilmişti. Sol bacağını da kaybetme riski olan Nergis'in tedavisi devam ederken eski sevgilisi ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada genç doktorun kız kardeşi de tanık olarak dinlendi. Karakuş'un ablasını MİT personeliyim diyerek tehdit ettiğini ve birlikte olmaya zorladığını söyledi. Şahsın kardeşime devlette üst mevkilerde tanıdığı olduğunu ve kendisinin de MİT mensubu olduğunu beyan ederek kardeşimi ilişkiye zorladığını biliyorum. Bunları kardeşimden öğrendim. Bize neden söylemediğini sorduğumuzda çok korktuğunu ve Ersin Karakuş'un kendisini sıkıştırdığını söyledi. Şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Karakuş duruşmada iddiaları yalanlayamadı, ancak kendini ruh halim yerinde değildi diyerek savundu. Nida Nur Nergis ile olan mesajlarımızda tehdit unsuru bulunmamaktadır. Bu ruh halimle alakalı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalıştığıma yönelik mesaj atmış olabilirim. Ruh sağlığım yerinde değildi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi ve Karakuş için akıl sağlığı raporu talep etti.